Evet, internet alışverişlerinde acaba kandırılıyor muyuz? Bu konuyla ilgili dijital iletişim araştırmaları uzmanı Ali Murat Kırık beyefendi hattımızda. Değerli hocam, merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Hocam, internette özellikle indirimlerin arttığı bu dönemde her şeye bir tema bulunuyor. İşte ne bileyim, muhteşem cuma, efsane pazartesi, hoş geldin Aralık, aman yılbaşı olmasın filan. Neyse, yani bu tip böyle temalar var ama bunlar genellikle aynı şeyleri yapıyorlar ve sürekli bir indirim hali. Acaba bu bizi bazı şeyler için tetikleyici mi oluyor, yoksa davranışlarımızı mı etkiliyor? Şimdi tabii Halit Bey, bu indirimlerle bizleri tamamen kandırdıklarını söylemek pek de mümkün değil. Zira kimi ürünlerin fiyatını önce yükseltip sonra indiren bazı ticaret hileleri olsa da gerçekten bazı ürünlerde gözle görülür bir indirim olduğunu da söyleyebilmek mümkün oluyor. Özellikle bu indirimlerle birlikte tüketim kültürünün ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Çünkü pandemi dönemi nedeniyle artık evlerden alışveriş gerçekleştirmeye başladık. Ama bu tarz indirimler ihtiyacımız olmayan bir ürünü sanki ihtiyacımızmış gibi sunmayı sağlıyor. Yani aslında bir algı yönetimi söz konusu oluyor. Bu aynı zamanda da psikolojik bir süreç. Gerek geleneksel medyanın, gerekse de yeni medyanın reklamlarının etkisiyle birlikte aslında bilinçaltımıza doğrudan bir işleyiş söz konusu. Efsane cuma, işte siber pazartesi, kışa merhaba. En büyük sorun önceden şişirilen ancak daha sonra fiyatı düşüren ürünler oluyor. Örnek vermek gerekirse bazı satıcılar %2-3 indirim yaptıkları ürünlerde başlangıçta fiyatı yüksek gösteriyorlar. Ve daha sonra %50 indirim yaptıkları algısını oluşturuyorlar. Bazı firmalar da bırakın indirimi, zam yaptıkları ürünleri dahi ilk fiyat üzerinden indirimli göstererek satışa sunuyorlar. Yani önce zamı yapıyorlar, daha sonra indirim yaptık diye vatandaşları kandırıyorlar. İndirim algısı bizde doğrudan etkileyici bir noktada olduğundan dolayı biz de inanıyoruz ve nasıl olsa fiyatı indi, ben de bir ürünü alayım diyoruz. Ama burada yapmamız gereken, ürünü almadan önce mutlaka fiyatları mukayese etmeliyiz ve hangi ürünü alacaksak önceden fiyat araştırması yapmalıyız. Hocam, indirimleri görünce biraz sanki böyle aralıksız alışveriş yapıyoruz gibi ve kendimizi adeta alışveriş sepetini doldururken buluyoruz. Acaba bizi bu noktaya getirirken bir şekilde yapay zekalar kullanılarak kandırıyorlar mı? Halit Bey, artık yapay zeka hayatımızın merkezinde yer alıyor. Günümüzde markalar kullanıcıları akıllıca tanımlamak, bölümlere ayırmak, reklam oluşturmak, varyasyonları test etmek, performansı iyileştirmek ve ticari olarak yapay zeka teknolojisinden kullanabilmek adına bu sistemleri kendilerine entegre etmiş durumdalar. Yapay zeka ile aslında dijital kimliğimiz analiz ediliyor. Zevklerimizi analiz ediyorlar, ilgi alanlarımızı tespit ediyorlar. Sonra sunulan kampanyalarla birlikte bilinçaltımıza doğrudan mesaj göndermeye başlıyorlar. Pazarlama ve reklamcılık alanında da uygulanan tüketici temelli bu sistem, kullanıcıların kendi deneyim ve tercihleri gibi kişisel bilgilerin yine onlara hizmet edebilmek amacıyla bir süreçten geçirilmesi ve işlenmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlem sonucunda da sahip olunan bu büyük veri havuzu müşteri kitlesine uygun olarak kategorize ediyor ve sunumlarını hazırlamış oluyor. Yapay zeka konseptinin özellikle reklamcılık alanında işleyebilmesi için gerekli veri havuzu birçok farklı metotla oluşturulabiliyor Halit Bey. Bu metotlara örnek olarak bireylerin sosyal medya paylaşımlarının filtrelenmesi, kullanıcı geri dönüşlerinin değerlendirilmesi ve kullanıcılara sağlanan online destek hizmetlerini sayabiliyoruz. Bu noktada çerezleri de hatırlatmamız gerekiyor. Neden diyecek olursanız, çerezler internette kullanıcılara yönelik özelleştirilmiş içerikleri, reklamları sunmak için bu bilgileri bünyesinde barındırıyor. Yani aslında Halit Bey, siz bir web sitesine girdiğinizde, erişim sağladığınızda sizin aslında o ilgi alanlarınız, kişisel verileriniz tespit ediyor. Dolayısıyla kişiye özel reklamlar ve içerikler ortaya çıkıyor. Örnek vermek gerekirse teknolojiye ilgi duyanlara teknolojik ürünler, modaya ilgi duyanlara moda ürünlerinin her açılan yeni sayfada ve sekmede karşımıza çıktığını görüyoruz. Çerezler normalde güvenliği tehlikeye atmaz ancak giderek artan kötü niyetli çerez eğilimlerinin de mevcut olduğunu görüyoruz. Bu tip çerezler etkinlikleri çevrim içi olarak depoluyorlar ve izleme amacıyla kullanıyorlar. Çünkü zaman içinde ilgi alanlarına yönelik profillerin oluşturulduğunu, internet kullanıcılarının girdiği siteleri takip edip ve raporlayan sistemlerin var olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu tarz ortamlarda, sanal ortamda alışveriş yapıyorsak izlendiğimiz ve takip edildiğimizi de
hiçbir şekilde akıllardan çıkartmamak gerekiyor. Bu dönemde veya genel olarak internette alışveriş yaparken nelere dikkat etmek lazım? Şimdi Halit Bey, aslında çok önemli bir soru sordunuz. Çünkü internetten alışveriş artık hayatımızın merkezinde yer alıyor. Pandemi nedeniyle korkuyoruz, insanlarla temas etmekten korkuyoruz, alışveriş merkezlerine gitmiyoruz, dükkanlara girmek istemiyoruz. İşte bu dönemde internetten alışveriş gerçekleştiriyoruz. İnternetten alışveriş yaparken öncelikle bir web sitesinin SSL güvenlik sertifikasının mutlaka olması gerekiyor. SSL sertifikasına sahip web siteleri kredi kartı ve banka bilgilerine ulaşamaz. Çünkü bizim kredi kartı bilgilerimizi ve banka bilgilerimizi korumamız çok çok önemli. Adres çubuğunda linkin başlangıcında https://var ise alışveriş güvenlidir. Bu yok ise hiçbir şekilde alışveriş etmemeliyiz. İsmi duyulmamış ucuz ürün satan web sitelerine şüpheyle bakmalıyız. İnternet ortamında bu sitelere yönelik mutlaka araştırma yapmalıyız. Memnuniyet düzeyleri ve yorumlar bu noktada bizler için bilgilendirici olabilir Halit Bey. Bunları izleyicilerimize aktarmamız gerekir. Yine sitenin 3 boyutlu yani 3D Secure güvenli ödeme sistemine sahip olması da bankadan onay alacağımız anlamına gelir. Bu da son derece önemli. Bu sayede hem üye işyerleri hem de kart sahipleri kart sahteciliğine karşı kendilerini güvence altına almış oluyorlar. Alışveriş sonunda alıcı kart bilgilerini giriyoruz ve cep telefonuna bir şifre gönderiliyor. Bu şifre girilmediği takdirde satış gerçekleştirilemiyor. Böylece yetkisiz kişilerin işlem yapmasının önüne geçilmiş oluyor. Dediğim gibi bu dönem içerisinde internet üzerinden alışveriş çokça önemli ama bu işlemi gerçekleştirirken de güvenilir bilindik alışveriş sitelerinden bu işlemi gerçekleştirmeli ve hatta alışveriş sitelerinin mobil uygulamaları, mobil aplikasyonları üzerinden bu işlemleri gerçekleştirmek daha güvenilir olacaktır. Peki pandemi döneminde işte internet alışverişi için böyle çeşitli fırsatçılar arttı mı? Yani dolandırıcılık gibi demek istiyorum. Halit Bey, çıkmaz olur mu? Zaten her geçen gün yeni bir faaliyet alanı aramaya başlıyorlar. Kendilerine yeni bir yer, yeni bir konu aramaya başlıyorlar. İşte dediğiniz gibi pandemi dönemi nedeniyle de internet üzerinden alışveriş gözle görülür bir artış yaşanmaya başladı. Hatta %50 oranında bir artış var olduğunu söyleyebilmek mümkün. Ancak siber dolandırıcıların sayısı da aynı o denli artmaya başladı. Bu nedenle alışveriş sitesinin açık adresi, iletişim bilgileri, ticari sicil numarası mutlaka bulunmalı. Eğer Halit Bey bunlar yoksa bu tarz yerlerden hiçbir şekilde alışveriş yapmamalıyız. Çünkü evet belki ürünler ucuz olabilir ama büyük bir riskle de karşı karşıya kalacağımız unutulmamalıdır. Bu tarz siteleri biraz analiz edecek olursak sizle birlikte, bu tarz siteler genelde dolandırıcılık amacıyla kuruluyor ve kısa süre zarfında kapanıyor. Yani işlem gerçekleştiriyor. İşte vatandaşlarımızın, bizlerin kredi kartı ve banka bilgilerini alıyorlar ve daha sonra tabiri caizse sırra kadem basıyorlar. İndirim kampanyaları ve bedava ürünler genelde dolandırıcılık faaliyetleri için kullanılıyor. Ne yapıyorlar? Sosyal medyada sponsorlu reklamlar çıkıyorlar. Phishing dediğimiz oltalama saldırılarına, kimlik avı hırsızlığına ne yazık ki mazur kalmış oluyoruz. Reklamlar aracılığıyla kullanıcı siteye çekiliyor ve kredi kartının bilgilerinin girilmesi isteniyor. Ne yapıyoruz? Bu dönem içerisinde bu bilgileri giriyoruz. Aslında siber hırsızın kişisel veri tabanına o kart bilgilerimizi göndermiş oluyoruz. Bu da son derece önemli. Ayrıca bilinmeyen cihazlardan alışveriş yapmak, kamuya açık wireless dediğimiz kablosuz ağlardan alışveriş yapmak da bir takım güvenlik tehditlerini beraberinde getiriyor. Mutlaka site isimleri kontrol edilmeli. Bu elzem bir durum. Dolandırıcılar bir ya da iki harf değiştirerek büyük güvenilir alışveriş sitelerinin arayüzlerini Halit Bey birebir taklit etmiş durumdalar. Bu son derece önemli. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına mutlaka adres çubuğundaki linki kontrol etmeleri gerekiyor. Sitedeki ürünlerin garantili olması, faturalarının bulunması ve tabii ki iade imkanının olması da son derece önemli. Kapıda ödeme seçeneği bulunan alışveriş sitelerini tercih etmek risklere karşı, siber dolandırıcılara karşı bizleri maksimum düzeyde koruyabilecektir. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza bağladığınız için. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Halit Bey, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Özellikle bu dönemlerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına az önce sunduğumuz önerileri dikkate alması son derece önemli. Teşekkürler. Sağlıkla kalın. Evet değerli